Size göre bu yarış ki bu Uraakavuncu faktörü de var. Şu anda kimin şansı daha yüksek görünüyor? Şöyle Hızlıca bir İstanbul konuşalım. Murat Kurum'un e, vaatleri, açıklamaları ışığında sokak hayvanları ile ilgili mesela ben bunu beğendim. 39 ilçeye e, bakım merkezleri kuracağız diyor. Sokak hayvanları ile ilgili hakikaten güzel iyi hakkıyla yapılırsa ihtiyaç var buna. E, metrolarla ilgili vaatleri var. Taksi ile ilgili bazı vaatleri var. Yine ben taksi tartışması açmayayım. E, geçen haftadan beri zaten taksiciler odası başkanı arayıp duruyor. Onun için nasıl buluyorsunuz sayın kurumun Şimdi e, görünürde önde giden, kafa kafaya yarışan, hatta muhtemelen hani foto finişle ya da burun farkıyla ipi göğüsleyebileceği izlenimi yaygın olarak kamuoyunda kabul edilen iki aday var. Biri Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Murat Kurum, öbürü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın İmamoğlu. Geriden gelen İyi Parti adayı İyi Parti'nin kendi insan havuzunda kendi portföyünde çıkıp çıkarabileceği bana sorsanız en iyi adaylardan biri. Niye? Eski il başkanı. Niye? Örgütçü bir isim. Niye? Teşkilat başkanı. Niye? Mevcut İstanbul Milletvekili. Yani İyi Parti başka bir ismi. Mesela akademiden. Mesela barolardan. Ünzül Hanım bir hukukçu aynı zamanda. Mesela spor dünyasından koysaydı bence bu kadar heyecan yaratmazdı. O bağlamda İyi Parti'nin kendi portföyünde Sayın Kavuncu iyi birisi. Bu işin bir kısmı. İkincisi şimdi benim dün de büyük bir dikkatle izlediğim Cumhurbaşkanı'nın seçim beyannamesi yerel seçimler ilişkin. Bugün de kısmen önemli ölçekte izleyebildiğim kurumun beyannamesi ilişkin kategorik olarak bütün partileri kastederek söylüyorum. Bu kavuncu için de geçerli. Bu imam olduğu için de geçerli. Ben bu beyannamelere karşı çok mesafeliyimdir. Çünkü oralarda her şey yazılır. Depremden tutun trafiğe kadar. Vaat Ama Yani var. vaatlerden geçilmez. Ama somut örnek, kimsenin itiraz edemeyeceği bir şey. Birkaç sene evvel Sayın Rum Başkanı ki eski bir belediye başkanı. Kendisi, ne dedi? Biz bu şehre ihanet ettik dedi. Yani bu vaatlerin hiç mi hiç tutulmadığının en yetkili ağızdan Ifade ve itirafıydı o. Bir de Barış hocam galiba bir inandırıcı olma meselesi Tabii. var. Seçmen vaatler arasında neye inanıp Tabii. neye inanmayacağına bu adam bu dediğini yapabilir Tabii. mi diye de Bakınız. bakarak e, oy veriyor. Yani 1994'ten beri farklı adlarla da olsa 2019 parantezi hariç 25 yıldır yerel yönetimlerde olan bir zihniyet diyelim hani tek bir partiye bağlayamayız onu. Ve 3 Kasım 2002'den beri tek bir siyasal parti. Öyle değil mi sevgili Bişar? İktidarda. <laughs> Ama şimdi ben kurumu dinlediğimde hani bir Hollandalı akademisyen olsam, bir Belçikalı spor yorumcusu olsam Bişar gibi ya derdim herhalde. Bu adam muhalefetin adayı. Kadınların güvenliğiyle alakalı konuşuyor. Değil mi? Depremle alakalı konuşuyor. Şimdi zannedersiniz ki hani iktidarda olan bir partinin adayı değil de Murat Kurum. Uzun yıllardır muhalefette olan bir partinin adayı. Bir. iki Muhalefet seçmeninden de oy almak istediği ikincisi, için onların da beklentilerini sıralıyor olabilir. Hani şimdi burada iki tane hukukçu var. Murat Kurum'un söyledikleri arkasında iktidarın gücü de olsa kazansa bile bir belediye başkanının yetkisini sorumluluğunu, görev alanını çok aşan şeyler. Siz burada niyet beyanında diyebilirsiniz. Ya İstanbul daha güvenli olacak ama güvenlik belediyenin değil İçişleri Bakanlığı'nın emniyet teşkilatının işidir. Siz burada niyet beyan olarak dersiniz ki arkadaşlar biz Suriyeli sığınmacılarla alakalı önemli engeller koyacağız. Onu Bolu Belediye Başkanı da söylüyor. Ama o bir ulusal güvenlik, o bir dış politika, o bir askeri tedbir meselesidir. Yani eğer siz 911 kilometre sıra sahip olduğumuz Suriye ile ilişkileri bir şekilde hal yoluna koymazsanız o sığınmacı buraya gelir. Hangi belediye başkanı olursa olsun bu onun görevi, yetkisi, personeli, sorumluluk alanının dışında bir iştir. İster Murat Kurum kazansın, ister Kavuncu kazansın, ister İmamoğlu kazansın. Bu onun yetkisi değildir. Şimdi o anlamda da havada oturuyor ha. Bunu seçmen ne kadar moda değil mi? Ben o moda lafları sevmiyorum ama az ve Hasan dedi hani satın alır. Ben gene yani, ikna de, olur diyeyim. E, bunlar, bu konularda Candaş da epeyce kontra soru sordu. Sayın kurum diyor ki yaptın yani deprem bölgesinde yaptıklarıma bakın. Hı -hı. Yani, ama, konuda çok var ama deprem bölgesinde. çünkü mağdurlar da günlerdir var. eylem evet. yapıyorlar. Mağdurlar burada Murat kurum nerede diye. Hala çadırdalar. Evet. Sözcü TV'de her gün haber oluyorlar onlarda. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Bu da işin bir kısmı. Ha şimdi az evvel Hasan güzel bir noktaya değindi. Bilinirlik, tanınırlık, popülarite ile oy verme davranışı her zaman at başı gitmez. Bilinirlik, tanınırlık başka bir şeydir. İtibar bambaşka bir şeydir. Adam çok popüler, çok ünlü, çok bilinir bir adamdır ama itibarı yoktur. Çok bilinir, çok tanınır bir adaydır ama o kadar oy almamıştır. Örnek olay? Bine binali Yıldırım. Ki o zaman... Hem İzmir'de hem İstanbul'da aday oldu. İzmir'de de kaybetti, İstanbul'da da kaybetti. Dolayısıyla popülerite tanımlılık Eşit bir oy, bilirlik, değildir. oy değildir. Oy yani. Gürkan'ın bir katkısı bir var galiba. Bir şöyle katkı, e, şimdi sosyal medyada da çok konuşuluyormuş. Murat Kurum'un e, depremde ölen insan sayısı 130 bin kişi öldü lafı. Şu anda sosyal medyada en çok konuştuğu konu. Hani 50 bin kişi ölmüştü? İ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 50 bin açıkladı. Mersem sakladınız mı bizden gibi şeylere? İfadelere bir açıklık getiriyor. Candaş Tolga diyor ki, Twitter tweet atmış şimdi sevgili izleyiciler onu paylaşayım programcı arkadaşımız Can Daş'ın tweet'i şu bu arada çok soruldu. Yayından sonra Murat Kuruma depremlerde 130 bin kişi öldü cümlesini tekrar sordum. Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık hmm, toplam. olarak toplam sayısı olduğunu ifade etmiş. Oh, Peki. Çok güzel. onu bir düzeltme. düzeltme. Bir de abi, devam düzeltme. edeyim şimdi. şimdi. Bir benim gözüme bakıyor ben hakkını gasp etmeyeyim. Estağfurullah, o estağfurullah hocam. O da şu şimdi teşkilattan az evvel bahsetti. Evet, teşkilat geleneksel olarak Türk siyasal hayatta çok önemlidir. ABD siyasal hayatında o kadar önemli değildir. Ama bunun da istisnai dönemleri var. Mesela 99'da Demokratik Sol Parti'nin büyük seçim başarısı. Yani Bülent Ecevit ve rahmetli Raşan Ecevit'ten başka kimse tanınıp bilinmiyordu. Parlak adaylar da vardı elbette kimsenin hakkını yemeyelim. Ama Abdullah da biliniyordu. Ha. Ama yani, yani CHP... Şimdi memleket hoş geldin dersen... oraya geliyordum. Bak sen benden çok yaşayacaksın bak. Konjonktür burada çok etkileyicidir. Eğer CHP baraj altı kalmayaydı. Eğer emperyalizm destekli PKK terör örgütü elebaşı bebek katili Öcalan yakalanmayaydı Ecevi topatlamayı yapmazdı. Ama Ecevi topatlamayı yaptığında bile sandıkta çok örgütlü bir yapı yoktu. Ya da mesela buna gene kendi tezimi desteklemek açısından bir örnek örgüt daha. örgüt yoktu? DSP'nin çok güçlü ha, bir örgütü yok, yoktu. hiç yoktu. Hiç yani. Artı mesela gene yaygın bir yanılgıdır o. Hasan seni kastetmiyorum. O da nedir? Miting. Ya derler miting yaptık milyonlar yığıldı ortalık yıkıldı Muharremice Muharremi miting. mitingleri Tabii yani. mesela <laughs> miting bir de şöyle bir dezavantajı da olabilir de belki de. çok büyük miting yaparsın diğer mahalle seçimini moda değine de diğer mahalle seçimini kendi içinde tahkimat yaratır ya ben kararsızım ya bizim partiyede bir ders vereyim bu sefer sandığa gitmeyeyim elim hat parçası da gitmiyor ama sandığa da gitmeyeceğim diyen iktidar seçimini arkadaş bunlar 3 milyon adamı yığdılar Maltepe meydanda der, gider oy verir. Yani o bağlamda bir teşkilat yanıltıcı bir iştir. DSP örneği, mesela CHP'nin örgütü kuvvetlidir. Milli görüş Saadet Partisi örgütü kuvvetlidir geleneksel olarak. 2019 örneğinden yola çıktık. Hı? 2019'da AK Parti'nin teşkilatı AK Parti'nin adayının arkasında duramadı. Onu söylerim yani o da yorum açık. Ben somut örnek üzerinden veriyorum. Ben sen, sen benden daha iyisin gazetecisin sonuçta. İki miting arkadaşlar. Mitingler de çok yanıltıcıdır. Mükemmel miting yapar. Der ki örgütümün gücüne bak. Ben her yerden biliyorum. Otobüsü seferber ettim. Uçağı seferber ettim. Örgütüm vefakar, fedakar, cefakar geldi. Kalabalık miting yapar ama bu sandığa yansımaz. Bunlar da yanıltıcıdır arkadaşlar diyorum. Sözü bir şara bırakıyorum.